Bu hakemlerle olmuyor. Değişik bir gündem. Ben çocuğumu okula götürüyorum. Beynimde hakem penaltı mıydı değil miydi, kırmızı mıydı değil miydi? Çocuğumu okuldan alıyorum. Penaltı mıydı değil miydi, kırmızı mıydı değil miydi? Sen söylediklerin haklısın, tamam, hakemler kötü. Neyimiz iyi Allah aşkına? Kazanan konuşuyor, kaybeden konuşuyor, şampiyon olan da konuşuyor, şampiyon olamayan da konuşuyor. Evet. Esasında batığız da işte, biz onu kapatmayı biraz iyi beceriyoruz. Ne batığı? Çukur. Fenerbahçe'yi konuşurken hesap makinesi istiyorum, artık yetişemiyorum attığı gol sayısına. Baba, bir tane koskocaman bir saray vardır herhalde, bu kadar ödülü nereye koyacaksın abi? Zaten sarayda yaşıyorlar. O yer bulur ya sen. Aynen, bizim derdimiz de o. Sen dert etme, evet. Sağda o. Korku salan adam uçakta oluyordu. Yıl 2024, halen kurtulamadım Kovaçeviç'ten. Efendim merhaba. Natspor Gazete Derbi'nin sunduğu programımız başladı. Nihat merhaba, nasıl geçti haftan? İyi abi. Yayın. İyi, bol iyi. Bol aynen, aynen. Devam. Tamam, o zaman hemen gazeteye geçelim. Bu hakemler değişik bir gündem. Ya Nihat, ben şu hakem meselesinden çok sıkıldım. Biz başka bir şey konuşamayacağız mı? Başka bir şey takip edemeyeceğiz mi ya? Ha? Abi şimdi bazı takımları, özellikle de milli takımları konuştuğumuzda şöyle bir cümle kurarız ya. Çok iyi bir jenerasyon yakaladık. Hı hı. Bu jenerasyon şunu yapar, şöyle başarı elde ederiz. Mesela bizim milli takımda 2002 jenerasyonu, 2008 jenerasyonu. Hı hı. İşte Galatasaray'ın, Fener'in, Beşiktaş'ın, Trabzon'un yakaladığı kadrolar filan deriz ya. Şimdi bu hakemlerle olmuyor. Bak, yine konu hakem ve gerçekten çok kötü bir hakem jenerasyonu var derim. Hani belli bir dönem iyi isimler, şimdi Avrupa'da maç yönetenlerden öyle bir yere döndük ki, biliyorsun FIFA'da kategoriler var abi. Elit kategori, birinci kategori, ikinci kategori. Bizde elit hakem kategorisinde belki Halil Umut Meler olabilir ki oradan da emin değilim. Belki birinci kategoridir. Onun dışında yok abi hakemimiz. Hani kötü bir jenerasyon yakaladık. Kötü yönetiyorlar. Ligin lideri Fenerbahçe, sonuncusu İstanbulspor. İkisine otur sor. Hiçbir hakemden memnun değil. Aradaki takımları saymıyorum bile. Şimdi biz hakem kategori olanı da kovduk biliyorsun. Evet. Dünya Kupası'nda belki hani çok yarı finale kadar gidecekti. Onları da kovduk. Yani hani düşün, hakemlik mevzu. Mesela biraz sonra Ersun Hoca'nın bir şeyi var. FIFA dedin de. Hani FIFA tablosunda ne halde olduğumuzu o çok güzel özetliyor. Bak, evet. Önce onu okuyayım mı ya? Hakem meselesi kadar tabii, bence abi, daha da önemli. Hakem meselesine de buradan bir açıklık getirebilirim bak. 10 yılda 2500'ün üzerinde yabancı futbolcu transfer ettik. Maşallah. Bu oyunculara kaba bir hesapla 1,5 milyar euro harcadık. Hiçbir verim elde edemedik. Hastalık çok net. Radikal bir tedaviye geçmemiz gerekiyor. Ağrı kesicilerle değil, hastalığı oluşturan sebepleri yok ederek futbolu kurtarmalıyız. Güzel. Avrupa'nın 5 büyük liginde teknik direktör sayımız 0. 2022 Dünya Kupası'nda maç yöneten hakem sayımız da 0. Süper Lig, Bundesliga 2'den daha az seyirci topluyor. FIFA'da 133 ceza dosyasıyla ilk sıradayız. 6 Süper Lig kulübümüz transfer yasaklısı. 3 büyüklerin toplam borcu 30 milyar lirayı aştı. Bilmediğimiz bir şey var mı abi söylediklerinden? Belki sayıyı bilmiyoruz. 2500 yabancı. Devam ediyorum. Tabii. Avrupa'nın en yaşlı ligiyiz. Biliyorum. En az genç oyuncuya yer veren ligiyiz. Trabzon, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Eskişehir, Ankara, İstanbul, Antalya ve Adana gibi futbol kentlerinde taban organizasyonu sağlamalıyız. Böylelikle futbolu besleyecek sayıda ve nitelikte kaynak yaratabiliriz. Uygun akademik yapılanmayla futbol kalkınma politikası üretmeliyiz. Çözüm önerileri de getirmiş ama ben bunu okumamın sebebi Ersun Hoca'nın, hani dünya futbolunu da takip eden önemli bir futbol adamı, önemli bir teknik direktörümüz ve söyledikleri bunlar. Tek sorunumuz hakem değil. Gel birinci sayfaya. Bizim sorunumuz hakem değil. Hakem iyi, kötü vesaire. Sen söylediklerin haklısın. Tamam, hakemler kötü. Neyimiz iyi Allah aşkına? İşte oraya mı geldiniz? Şimdi bak, hakem meselesinde konuşurken Sayın Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı, çok ağır bir dille eleştiriyor hakemi. Değil mi? Bak, okuyorum. Diyor ki, verilen hakem kararlarını izlediniz. Ne yapmak istediklerini görüyoruz. Galatasaray organize bir kötülükle karşı karşıya.
Bunların tek amacı zafer yürüyüşümüze engel olmak. Bizi durdurmak için yaptıklarını görüyoruz. Bu böyle devam etmeyecek. Okan Hoca. Hakem hataları için bu hakemlerle olmuyor, yürümüyor, golümüz, penaltımız verilmiyor. Her statta aynı pozisyona farklı karar veriliyor. Bundan bıktık, yeter artık. Şimdi... Bitmedi. Hemen sözü sana vereceğim ve bir daha konuşmayacağım. Çünkü bitmez. Bitmez. Evet. Çünkü şeyde Fenerbahçe'nin açıklaması yok mu burada? Geldi. Fenerbahçe Kulübü de Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in kendilerini suçlamasına ve hakem hatalarından yakınmasına cevap verdi. Bir kez daha tekrarlıyoruz. Mağduriyet edebiyatı yapmayın. En çok hakem hatası bizim aleyhimize oldu demek istiyor. Oldu. İstediğimiz TV kanalında istediğiniz yorumcularla ekrana çıkalım ve canlı yayında her şeyi tartışalım. Şimdi herkes diyor ki asıl hakemlerden biz zarar görüyoruz. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Şimdi hepsi aynı şeyi söylüyorsa o zaman hakemlerle alakalı kötü diyebiliriz ama kötü niyet aramalı mıyız? Bazılarında aranılabilir. Bütün kulüpler aynı şeyi söylüyorsa hangisi kötü niyetli, hangisi... kimisi bir takımı tutuyor, Fener'i tutuyor, bazıları Galatasaray'ı tutuyor, bazıları Beşiktaş'ı tutuyor ve onların aleyhine mi... Öyle bir yapı mı var hakem camiasında? Hani bunu mu demek istiyoruz? Ya arada vardır kötü niyetliler. Bazen çünkü göre net pozisyonlarda ülkenin bir olduğu, 100 kişinin 99'unun penaltı dediği verilmeyen... Penaltı olmayıp da penaltı verilen pozisyonlar üzerinde birazcık kötü niyet arayabiliriz. Peki o kötü niyetli hakemlerin varlığının sorumlusu kim? Normalde yöneten federasyon. Bunun sorumlusu federasyon. Evet. Ya bu kulüplerin meselesi değil, federasyonun meselesi. Federasyonu seçen de kulüpler. Şimdi federasyonun meselesi. Federasyon yönetiyor daha doğrusu hakem meselesini. Değil mi? Federasyon da diyor ki alın kardeşim hakem işini siz yönetin diyor o zaman. Onu da... Hadi hemen. İşte o yapıyı da oluşturmaları lazım. Her türlü yapıda sorun olacak. Yapı var zaten. Sadece yönetilmesi lazım. Varsa sizin söylediğiniz şeyi temizleyin, yönetin. Abi bizim şuna bir kere ben artık alıştım. Ben artık şuna da alıştım. Ben çocuğumu okula götürüyorum. Beynimde hakem penaltı mıydı, değil miydi, kırmızı mıydı, değil miydi? Çocuğumu okuldan alıyorum. Penaltı mıydı, değil miydi, kırmızı mıydı, değil miydi? Eşimle yemeğe gidiyorum ya da arkadaşlarımla oturuyorum. Penaltı mıydı, değil miydi? Hakemler artık beynimizin içinde, hakemler her yerde. Çünkü Türkiye'deki ortamda bu. Çünkü her maçtan sonra hakem konuşulursa bizde de öyle oluyor. Ben hiç bakmıyorum ya hakeme, maçtan sonra bakıyorum. Abi kazanan konuşuyor, kaybeden konuşuyor. Hadi daha büyüğünü söyleyeyim. Şampiyon olan da konuşuyor, şampiyon olamayan da konuşuyor. Evet. Şampiyon olan da konuşuyor derken burada konuşulan Galatasaray olduğu için geçen seneki açıklamaları hatırla. Bu ligi bitirtmeyiz denildi. Değil mi? Evet. Neler konuşuldu? Lig bitti, şampiyon Galatasaray oldu. Hakemi de yendin. Şimdi bazen tabii ki hakemi yenemezsin. Öyle bir sana ters oynar ki, öyle bir hatalar yapar ki istediğin kadar gol at, yenilebilirsin. Ama senin dediğin gibi kötü gidişatta hemen birinci kural hakem bizim golümüzü verdi vermedi olmamalı. İlk önce takımlar gereken performansını göstermeli. Bir tabir vardır ya, hakemi de yeneceksin. Şimdi maçtan sonra Mertens'i de dinledim ben. Dedi ki biz biraz da kendimize bakmalıyız dedi. Bak. Burada ne anlatıyor? Biz de iyi oynayalım, daha iyi oynayalım. Golümüz verilmiyorsa gidelim atalım. Bir yediysek iki atalım, üç atalım. Orayı da düzeltmemiz lazım diyor. Şimdi çok hakem konuştun mu abi? Başarısızlıkta futbolcuya da mazeret sunuyorsun. Bak Fenerbahçe bunu bence yıllarca aşırı hakemler bizi şampiyon yapmıyor. Bu hakemlerle bizim şampiyon olmamız zor. Her... Kötü oynadığında, yenildiğinde hakem hatası yüzünden yaptığı için oyuncular belli bir dönem çok rahatladı. Böyle yaptı. Ne olacak ki? Ya biz nasıl oynarsa oynayalım hakem bize kazandırmıyor. Rehavetiyle şampiyonluklar gelmedi. Galatasaray hakeme sallarken ama sahanın içinde de geçen sene iyi oynayıp kazanarak şampiyon oldu. Şimdi bu lig böyle burun buruna gidiyor abi iki takım arasında. Bu açıklamaları çok göreceğiz. Bir sonraki maçta Fenerbahçe'den göreceğiz ki görüyoruz. Galatasaray'dan göreceğiz. Beşiktaş'ta seri yakalayacak. Ya benim de hatam oldu. Bunlar hep konuşuluyor. Ama tek mazeret bu olmamalı. Ama şu gerçekte göz ardı değil. Biz nasıl hani o hakem yumruklandığı konusunda
çok yanlış dedik. Ama buraya getiren sebepler de ne dediysek, şu anda bu kadar hakem konuşuluyorsa burada gerçekten hakem performanslarını da göz ardı etmememiz lazım. Hakemlerimiz kötü, hakemlerimiz formsuz, hakemlerimizin seviyesi elit seviyede değil. Her maçta, sadece büyüklerin değil diğer maçlarda da, en yakın örneğini söyleyeyim abi. Ankara Gücü Rize Kupa maçını izledim. Moruç sana bir penaltı verdiler, aman Allah'ım. Hani kötüler ya hakemler. Ama büyük takım, sen diğerlerinden daha avantajlısın hakemi de yenebilmek için. Kadro derinliğin var, kaliteli oyuncuların var, çok para verip aldığın yıldız oyuncular var. Diğerlerinden daha az konuşman lazım. Ama bu şampiyonluk yolunda şimdi başkanlar, yöneticiler, hocalar, hatta futbolcular taraftar baskısını da hissedip hakemlerle ilgili konuşma gereği hissediyorlar. Çünkü konuşmadıklarında, masaya yumruk vurmadıklarında, sert olmadıklarında kendi camialarından eleştiri alıyorlar abi. Hani mesela Beşiktaş bu konuda Ahmet Nurşevi başkanlık dönemini hatırla. Başkanımız yumruk vur, daha sert ol. Hani biraz da taraftarın gözünü boyama mı diyeyim, ağır mı kaçar ki, bence biraz öyle. O baskıdan da dolayı bu sert açıklamalar geliyor. Bu aradaki, bu maçtaki pozisyon, olay, bu açıklamaların gelmesi, Halil'in topa mı dokundu, rakibe mi dokundu, faul mu değil mi, golümüz iptal oldu olayı. Bana göre de topa dokunuyor, sonradan hafif bir temas var gibi gözüküyor. Bence gol verilmeliydi. Ama sana sorsam, sen ne düşünüyorsun mesela abi? Nihat, ben şöyle düşünüyorum. Bu konuda farklı fikirlerde olan bir sürü insan var. Evet. Buraya gelmeden önce programı seninle de beraber, ben o pozisyonu defalarca izledim. Evet. Ben o pozisyonlardan, o görüntülerden bizim doğru karar vermemizin mümkün olduğunu düşünmüyorum. O pozisyona en yakın olan kişinin vereceği kararın doğru olabileceğini düşünüyorum. O da hakemdir. Katılıyorum. Şimdi demek ki bütün dünyada futbola bakış açısı budur, ama bizde bu olamaz. Neden olamaz? Evet. Çünkü biz hakem tartışmalarına ihtiyacı var Türk futbolunda. İşte onu diyorum. Çünkü eğer yöneticiler hakem tartışmazsa asıl meseleler ortaya çıkma eğiliminde olur. Dolayısıyla bu da ne kulüplerin, ne herhangi bir futbol camiası, herhangi birisinin işine gelmez. Doğru. Dolayısıyla federasyon, Sayın Başkan da sürekli hakem meselelerini bitirmek için bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte mesela hakemleri MHK'siz yönetin diyor Kulüpler Birliği'ne. Asla kabul etmeyecekler. Çünkü hakem tartışmalarına ihtiyaçları var. Evet. Bak ne güzel. Bak birinci sayfa doldu. Bütün kulüpler sadece şeyde hepsi, değil ya. Hepsi söyledik. Hani, şampiyon olan o pozisyona olan dair bir şey söylemiyorum ben. Tabii. Hani şimdi bir bu de pozisyon... biz bu konuşmalara şöyle başlamak zorundayız ya hep. Evet, hakemlerimiz kötü ama diye başlamak zorundayız. Gene öyle başlayalım. Evet, hakemlerimiz iyi değil. Performanslarda problem var ama bizim esas temel problemimiz o değil. Değil, o değil. Ona sebep olan başka problemlerimiz var. Biz Türk futbolunun tek problemi hakem hatalarıdır, hakemlerin kötü performansıdır dersek o problemi de çözemeyiz. Kesinlikle katılıyorum abi, ama çok güzel bir şey söyledin. Biz konuşup hakemler de kötü demedik mi? Abi siz de konuşuyorsunuz, hakemler kötü demediniz de diyorlar. Herkes haklı bu konuda. Şunu söyleyeceğim. Şimdi bak, sen doğru karar diyorsun. En yakın olan hakem verdi diyorsun. Mesela ben yorumun doğru, yanlış karar demiyorum. Ben yorum hakemin öyle kararına güvenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Demek ki bu net bir pozisyon bu değil. Ben hakem tartışmalarından, yani futbolun kendisinden keyif almayı öneriyorum. Abi. Ben öyle yapmaya çalışıyorum. Ama etrafında başka eğlencelik alanlar yaratalım, kaçış noktaları bulalım, onlarla uğraşalım diye futbolumuzun geldiği durumu Ersun Hoca çok güzel özetlemiş. Sen bize burada böyle gidersek o problemler daha da derinleşecek. Sen bize burada canlı yayın yapacağız maçlardan sonra. Bizim konularımız, maçın içinde taktik, teknik, performans, oyuncu değişiklikleri, neden o bu oyuncu girdi, neden bu oyuncu çıktı, daha iyi nasıl oynayabilirdi? Hani futbolu konuşacağımız bir konseptte maalesef ister istemez biz de hakem konuşmaya başladık. Evet. Buna sebep olan tabii ki hakem performansları, bir de başkanından yöneticisine futbolcuların konuşmaları. Gündem bu. Ama gündem neyse onu konuşacağız tabii ki. Ama bu pozisyonda görüyoruz ki yoruma açık bir pozisyon. Kimi gol diyor, kimi gol değil diyor. Var da net kanıt görmediği için hakemi çağırmadı. Hakemin dediğin gibi yakında olan kişinin kararına
Okey denildi, devam edildi. Ama orada da başka bir sıkıntı ne? Hakemlerimize çok güven ortamı da olmadığı için biz bu tartışmaları dinliyoruz. Ama ben alıştım. Şimdi haftaya Fenerbahçe maçında da bir pozisyon olur. O da çıkacak, açıklama yapacak. Bu arada da bu canlı yayında diyorlar ki istediğiniz yorumcuyla ekrana çıkalım. Her şeyi anlatalım. Orada çıkacak yorumculara da Allah yardımcısı olsun yani. Öyle yok, bir durumun zaten olma ihtimali yok. İkisi öyle diyorlar ama çıkmıyorlar. Ya. Nerede o günler? Keşke öyle bir şey olsa da çıksalar. Hani problemleri tartışsalar. Oradan bir sonuç elde edilebilse. Hani şiddetli tartışmalar da olabilir. Ben hiç öyle hani kardeşçe dostça konuşsunlar manasında söylemiyorum. Ama o da olsun ve oradan sonuç alınsın. Keşke o tür diyaloglar olabilse. Biz de neşemizi bulsak ya. Düşünsene Fenerbahçe başkanlar çıkıyor. Şahane. Ha, seyrederiz yani en azından. Futbol bu eğlencelik bir şey ya. Futbol dediğimiz şey nedir? Entertainment diyor bütün dünya buna. Yani dolayısıyla bu bir eğlencelik. Eğlencelik bir şeyde başkanların çıkıp o tür televizyon programları yapması da eğlenceli. Hani keşke futbolun olsa kendisi kadar etrafında dediğim o muhabbeti ortamı da tırnak içinde söylüyorum. O da çok eğlencelidir. Onu da yapacağız tabii. Sonuçta sezon ama biz sonu. Asık suratlı futbol konuşan bir millet haline geldik. Abi daralıyoruz ya. Ya güle pozisyon oynaya, yorumlarken ya. Nabzımız evet. 180 ya. Aynen öyle. Hani herkesin öyle. Keşke şampiyon olan, ikinci olan, ikisinden biri şampiyon olacak. Keşke sezon sonu otursalar. O zaman da şampiyon olan da şampiyon olamayan da şu kadar hakem hatası oldu filan istatistikleri sunup birbirinde tebrik etseler. Keşke o ortamları görsek ama imkansız. Abi bu sert açıklamalardaki en büyük sebeplerden biri şu da olabilir gibime geliyor. Şimdi Sayın Başkan Ali Koç biliyorsun televizyon kanalına çıkıp o Riyad olayını anlattı hani Süper Kupa. Ve orada dedi ki ben dedi burada olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar gibi bir cümle kurdu değil mi? Yanlışım varsa düzeltirsin. Ondan sonra Galatasaray'ın Sivas'a gidip puan kaybetmesi, puan farkının 2 olmasında bence Dursun Başkan birazcık vites yükseltti. Hani ne oluyor dedi. Böyle bir açıklamadan sonra dedi biz puan kaybına başladık dedi. Ama şunu da göz ardı etmesin Galatasaray camiası. Galatasaray iyi oynamıyor. Kazanıyor. Ama iyi oynamıyor. Transferlerden de gereken desteği alamıyor. 2-1 yeniyor, 1-0 yeniyor. Hani 3-2 yeniyor. Galatasaray iyi oynamıyor. Hani alamadı. İyi olmuş dediğim birisi yok, var mı? Davinson, Sanchez. Onun dışında transferlerden beklenileni alamadı. Bunlar birazcık algı yönetme. Şunu da diyebiliriz. Şimdi Trabzonspor deplasmanına gidecek. Hani ben şimdi kötü niyetli olsam böyle yaparım. Hakemi baskı altına alıyor bu açıklamalarla. Dikkat et hakem diyor da derim yani. Bu biraz da böyle. Yönetim böyle yani. Her şeye rağmen kazanmayı biliyor Galatasaray. Kazanıyor. 2 puan fark var. Önemli, çok önemli bir şey. Hani bir de böyle bir sanki algı var. Sanki Galatasaray için lig bitti. Bitmedi ya. 2 puan. İçeride de Fener maçım var. Kazanıyor ya. Daha lig çok uzun. Tabii ki. Yani. Ama Fener de uçuyor bu arada. O da enteresan. Galatasaray bence her şeye rağmen kazanan bir takım ki bu çok önemli ve değerli bir şey. Gelinde var. Evet. Ve geçiyoruz İsmail Kartal'a. Uçana. Uçan tarafa. Ya Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'nin başında en yüksek galibiyet yüzdesi. %71. Yani iyi şeyler de var. Yani tabii. Mesela İsmail Kartal'ın performansı. Ama ne kadar konuşuluyor, övülüyor o da bir konuşulması i̇şte, gereken konu. İşte bunlar araya gidiyor. Bunlar kaybolup gidiyor bizim abi, bu böyle hakem gündemimiz yüzünden. Kazanırken Ceko, Tadic, Şimanski, İrfan, Batshuayi, Cengiz Ünder, Fred. Kaybederken İsmail Hoca. Gene kaybederse gene İsmail Hoca'nın işi zor. Gene yani. Öyle olacak. İsmail öyle. Hoca değil oradaki teknik direktör diyelim. Biraz öyle evet. Şimdi bazen böyle iyi kadroların kurulmasının bedeli de bu oluyor teknik direktör için. Kazandığında zaten kadro iyi ya. Jesus için aynı şeyler olmadı mı ya? Onun kadrosu da bu kadar da iyi değildi. Çıkardılar. Bu kadro yok, başka yok, bir kadro. Yükselttiler Jesus'u. Tabii. Yükselttiler. İşte efsane bilmem ne. Orada o çok övülüyordu. Sonra oradan aşağı attı. Yani ben de dahil herkes övüyordu. Haklıydık. İlk 6 aylık süreçte uçuyordu abi. Ve bütün övgüleri hak ediyordu. O ağır eleştirileri hak ettiğimi ondan emin değilim ben. Abi. Ayrı konu tartışılıyor. Fenerbahçe'yi konuşurken hesap makinesi istiyorum. Artık yetişemiyorum attığı gol sayısına abi. 5 tane İstanbul attı. 7 tane Konya'ya attı.
Arada bir Antep deplasmanı iyi oynadı. 1-0 kazandı ama 3-4 tane atabilirdi. Dün de Adana'ya ki bir alt ligin takımı, Fenerbahçe seviyesinde olma ihtimali yok. Fenerbahçe çok rotasyon yaptı. 6 tane de onu attı. Topladık 13-14. 19 gol abi. Hı hı. 4 maçta 19 gol. Yani taraftar golle doydu yani. Böyle yani sabah öğle akşam gol izliyorlar Fenerbahçeli oyunculardan. Fenerbahçe enteresan olan Batshuayi oynuyor 4 atıyor. Ceko oynuyor 3 atıyor. Cengiz oynuyor 4 atıyor. İşte Şimanski 2 atıyor. İrfan 2 asist bir gol yapıyor. Herkesten katkı alıyor abi. Hani şimdi bu takımın da bu kadar gol atması normal. Şu an her şey yolunda. Transfer yapmasalar şampiyon olma ihtimali bu kadronun yüksek dediğimiz bir dönemde gitti abi Bonucci gibi lider oyuncu aldı. Orta sahaya Korunic gibi kendini kanıtlamış CV'si kuvvet. Hani elit bir oyuncu aldı. Yanında da Çağlar geliyor. Milli takımımızın zamanında duvar dediğimiz Meriç Çağlar ikilisinden Çağlar'ı getirecek. Yani muhteşem bir kadro ya. Doğru. Hani dünkü kupa maçındaki o kadar rotasyona rağmen oynanan oyun atılan golleri gördüğünde kadro olimpiyat havuzu. Hani böyle bir havuz derler ya bana göre bu olimpiyat havuzu hatta okyanus seçiyor İsmail Hoca. Sen gel sen gel ve de herkes hazır. Şimdi ben burada İsmail Hoca'yı da bu anlamda takdir ediyorum. Demek ki iletişimi iyi, oyuncuyu iyi motive ediyor. Şans da verdiğinde karşılığını alıyor. Hani bu anlamda da İsmail Hoca'yı göz ardı etmemek lazım şu istatistiklere baktığımızda. Tabii tabii. Geçelim, değiştirelim sayfayı. Burayı tamamladık diye düşünüyorum. Ne var? Santos başarı reçetesini yazdı. İlk maçta 3-0'lık galibiyet geldi. Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendi. Oyuncularıma maçtan önce söyledim. Benim taraftarım önünde, benim stadımda rakip takım bizden daha fazla koşamaz. Daha fazla mücadele edemez. Daha fazla savaşamaz. 3 puan için son düdüğe kadar alın teri dökün. Biz abi Beşiktaş taraftarı hangi oyuncu profilini sever diye sorduklarında benim cevabım son dakikaya kadar mücadele eden, son terine kadar sahada koşan oyuncu tarzı. Evet, hocaya bunu söylediler mi söylemediler mi bilmiyorum ama söyleme ihtimallerinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü birebir anlatmış taraftarın beklediği oyunu, oyuncu profilini. Hoca da bir renk kattı. Godfather. Renk kattı. Geldiğinden beri böyle bir toparlanma var. Bu söylenenleri iyi değerlendiriyor hocam. Evet abi. Karagümrük maçı olsun. En son oynanan Eyüpspor maçı olsun. Oyuncular ciddi. Sonradan oyuna giren oyuncular ciddi. Biraz formanın kıymetini bilen tarzda oyun oynuyorlar. Hocanın da gözüne girip daha çok dakika almak isteklerini görüyorum ben. Tabii ki insan diyor ki daha önce bunları yapsalardı da Galatasaray'dan Fenerbahçe'den bu kadar kopmasaydı ligde. Ama şu anki şartta hoca geldiğinden beri güzel işler görüyoruz. Bakalım devam edecek mi? Bir de birkaç dokunuş yapılırsa transfer neden olmasın? Hoca büyük tecrübe. Oyuncular da hemen sevmiş. Çıkıyor abi üçlüler yapmaya falan da başladı. Hani kale arkası tribününe gidiyor. Şu anki görüntü güzel. Evet. İşte Türkiye'nin yeni yıldızları diye bir sürü manşet var bak orada. Futbol Wonder Kids haber sitesi Süper Lig'de forma giyen ve yurt dışında top koşturan Türk gençleri hakkında bir analiz yayınladı. Haberde Real Madridli Arda Güler, Juventuslu Kenan Yıldız, Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy ve Nürnbergli Can Uzun için Türkiye'nin yükselen değerleri yorumu yapıldı. Evet öyle. Yani. Bayağı. Zaten bildiğimiz bir konu. Abi şimdi Arda Güler milli takım, Kenan Yıldız milli takım, Semih Kılıçsoy büyük ihtimal böyle giderse 2024 kadrosunda olabilir milli takım. Nürnbergli Can Uzun orta saha oynuyor diye biliyorum. 9 gol filan atmış. Daha yaş 18 abi bu saydıklarımız. Bak burada Ferdi Kadıoğlu var. Milli takım, Bertu o Hatay'dan işte Rene'ye gitti. Evet. O da uzun boylu fizikli ilerleyen yıllarda neden olmasın diyorum milli takımda. Şanslıyız. Bak biraz önce ne diyoruz? Yaşlı bir ligiz ama bak genç oyuncular da çıkmış. Bunların kıymetini bilelim. Bunlarla saha dışında iyice ilgilenelim. Hep konsantre olsunlar, futbolla yatıp kalksınlar. Milli takım kendi kulüpleri de dahil bu performansını devam etsinler. İşte jenerasyon diyoruz. Güzel bir jenerasyon. Doğru. Mis gibi. Arda kupasını da kazandı.
Süper Kupayı. Aynen. Barcelona'ya karşı 4-1 kazandılar. Oynamasını bekliyoruz da. Ama Ancelotti çok güzel ya. Şeyler söylüyor ya. Sürekli hep söylüyor yani, da. Bak, hep onunla ilgili mutlaka bir cümlesi oluyor. Yani evet bizim geleceğimizin oyuncusu diyor. Oynamadı ama diyor. Yani şimdi Real Madrid kadrosunda yer almak, kolay değil. Kenarda da oturmak da önemli bir şey yani. Bak, o kadar kolay değil ya. Mis gibi bak, kupası da elinde. Madalyayı da takmış, kupası da elinde. Tamam işte. Nasıl mutlu, oynayacak. Gururlu, oynayacak. Onurlu. Evet. Oynayacaksın Arda. O da zaten farkında. Oynayacak ya. Oynayacak. Oynadığı maçta da zaten kalitesini gösterdi. O evet. Kupa maçında bir oynattı abi. Neler yaptı tabii. Ya. Vallahi maşallah. Agüero Semih'e Euro 2024 vizesi. Gidişat. Evet. Amili futbol takımı teknik direktör Montella'nın Beşiktaş'ın genç hücumcusu Semih Kılıçsoy'u Avrupa Şampiyonası'na götüreceği öğrenilmiş. Hak ediyor değil mi? Ne diyorsun? Abi şu anki performansıyla hak ediyor. Gerçekten Beşiktaş'ı izlediğimde oynadığı dakikalarda top ayağına geldiğinde beni heyecanlandıran bir oyuncu. Hı hı. Sadece attığı gollere de bakmıyorum abi. Artık işin içine başka yeteneklerini de koydu. Arkası dönük top tutmalar, göğüsüne indirmeler, topu alıp dönüp 50 metre attığı uzun paslar, defansa yaptığı yardım. Maşallah fit, kuvvetli. O yüzden de zaten Agüero'ya benzetiyorlar. O da çok kuvvetliydi. Böyle sağlam basıyordu. Çok enteresan goller atıyor. Çok özgüvenli. Maşallah diyelim abi. Böyle giderse zaten Montella'nın da gözünden kaçmaz ki gençlere evet. Özel bir ilgisi var. Bu tarz oyuncuları çok seviyor. Hani arkası dönük oynayan, hareketli. Yeri geldiğinde biliyorsun 1-4-6 gibi oynuyor. Forvetsiz bile oynayan Montella için çok önemli değil bir alternatif. Mi? İnşallah bakalım. Ben merakla zaten bekliyorum Avrupa Şampiyonası'nı. Kadro açıklandığında yani hepsi formda şu an. İnşallah o döneme kadar korurlar form durumlarını. Ya 2023'ün en iyileri FIFA'nın organizasyonu The Best ödülleri sahiplerini buldu. Inter Miami forması giyen Messi yılın en iyi erkek futbolcusu seçildi. Ya Messi şu futbolu bırak da artık başka bir fotoğraf görelim ya. Değil mi? The best, the best. Hep Messi. Çok çok enteresan. Haaland ve Mbappe'yi geride bıraktı. Neyse Haaland ve Mbappe. Ya bunlar bırakmadan onların zamanı gelmeyecek. Çok belli oldu yani. Kesinlikle abi. Yani şimdi Haaland da Mbappe de telefonunda konuşsalar. Ya şu Messi artık bir bıraksa da. Şurayı artık ikimizden biri alsak şu ödülleri filan diyorlar. Oynadıkça bir olacak yani hiç. Hani bu çok olmasa, enteresan. Messi olmasa onlar da hak ediyor. Evet. Baba bir tane koskocaman bir saray vardır herhalde. Bu kadar ödülü nereye koyacaksın abi ya? Zaten sarayda yaşıyorlar. O yer da. Bulur ya sen. Aynen. Bizim sen, derdimiz de o. Sen dert etme. Evet. Aynen. Vallahi hak ediyor. Abi bundan 100 yıl sonra, 200, belki 500 yıl sonra da konuşulacak bir tabii oyuncu canım. Yani. Evet, ismi anılacak doğru yani. Söylüyorsun. Gerçekten tebrik ediyoruz. Peki, ismi unutulmayan oyunculardan bir tanesiyle ilgili bir haber daha var. Nihat Kahveci ile o fotoğrafın hikayesi. Bak, İspanya'da kim bir abi? 2002'de Real Sociedad'da forma giyen Nihat Kahveci, takım arkadaşı Kovačević ile müthiş bir ikili olmuştu. Öyle ki iki yıldız çıktıkları her maçta attıkları gollerle rakiplerin korkulu rüyası haline gelirken Sociedad'ı şampiyonluk yarışına sokmuştu. 2002 yılında beraber oynamaya başladık. Hatırlamaya çalışacağım abi birazcık. 2002 yılında beraber oynamaya başladık. Yıl 2024. Halen kurtulamadım Kovačević'ten. Ama bir şey söyleyeyim mi? Abi biz zaten yılın arkadaş, en iyi... Iki... O da arkadaşıydı. Yok o da arkadaşım Karpin'de de bizim odadan çıkmıyordu ama o ayrı. Çünkü gelip bana bugün nereye asist yapacaksın? Ön direğe kes, arka direğe kes diyordu. Abi bir gün bak... Çok iyi uyumluyduk. O da arkadaşım Karpin'di. Bizim odadan çıkmıyordu. Ama aramızda da bir rekabet vardı. Kim daha çok gol atacak bir sezonda diye. Genelde hep ben geçtim. Biliyorum, o ayrı. Mesela ben 23 attım, o 20 attı. Abi bak bu rekabet nasıldı biliyor musun? Düşün yani. Bir Real Madrid maçı oynuyoruz. Yalnız bu rekabet takımdaki diğer oyuncuların gol atma ihtimalini ortadan kaldırmış. Onlar ya asist yapıyordu. Bırakın da çocuklardan iki tane atsın. Düşün 43 gol attık abi. O Real Madrid'e şampiyonluğu kaptırdığımız sezon. Evet. Abi bir maç var. Söyleme sahip Bernabeu'dayız. 6 kat 100 bin kişi. Hı hı. Tamam mı? Maç başladı abi. Bir tane ben attım işte 1-1 maç yanlış hatırlamıyorsam. Hakem böyle bir etrafına baktı filan. Kaptanları çağırdı böyle yaptı. Ayun Abiso da bomba dedi. Bomba dedi, ihbarı var dedi. Darko Kovačević bunu bir duydu.
Çok diyor depar attı hemen soyunma odasına. Tabii şimdi ben biraz daha rahatım. Hani biz biraz daha bu tedirgin durumlara alışığız, deneyimliyiz hani. Ben rahat rahat içeri girdim, tamam mı? Soyunma odasına girdik, otobüse bindik. Maç 1-1. 20 dakika falan var herhalde, maç durdu hani. Biz artık otobüse bindik. O 100 bin kişi abi 5 dakika 10 dakikada stat boşaldı ya. Yani. Öyle bir şey yok. Otobüse bindik, düşün herkes panik, bomba nerede, ne zaman patlayacak muhabbeti varken Darko Kovacevic şunu düşünüyordu. Nihat, sen gol attın şimdi maç 1-1, senin golün sayılacak mı acaba dedi. Dedim ki biraz önce ödüm patladı, depar attın, o deparı sağda atsan 3 gol daha atardık, bunu mu düşünüyorsun dedim. Böyle mi taktın kafayı? Düşün rekabeti aramızdaki, evet. Böyle de bir güldük ama gerçekten bizi zaten yılın en iyi ikilisi filan, Ballon d'Or'a filan aday olduk o sene. Abi ikimiz 4 senede 100'den fazla gol attık ya, şaka gibi değil yani, muhteşemdi. Evet evet. Buradan da selamlar söyleyelim. Uçaktan da hiç korkmazdı böyle. Bizim San Sebastian'a ufak uçaklar iniyordu abi böyle kuş gibi. Yani özel uçağın işte 15-20 kişiliği, sadece futbolcunun bindiğini düşün öyle. Tam denizin kenarında, bir de çok türbülans oluyordu. Çünkü bulutlar hep orada dönüyor abi. Yağmur, her gün yağmur, rüzgar, hep bulutlar orada döndüğü için çok türbülans oluyordu. Bayağı da korkardı yani. Düşün sağda o. Korku salan adam uçakta, uçakta oluyordu. Öyledir o işler. Evet. Güzel fotoğraf ya. Güzel. Yarı otomatik offside sistemini konuşmadık bak. Gel bir dakika, neymiş? Süper Lig'de 20. haftadan itibaren yarı otomatik offside sistemi kullanmaya başlandı. Maç esnasında oyuncuların vücutlarındaki 29 farklı nokta aynı anda takip edilecek ve elde edilen görüntüler eş zamanlı şekilde VAR merkezine ulaştırılacak. Taranan görüntü VAR monitörü aracılığıyla hakeme izletilerek kısa sürede karar alması sağlanacak. Ki hakikaten bak, ismi sıkıntılı ama yararı büyük. Evet. Hani yarı otomatik ama yararı büyük derim. Çünkü ligde de uygulanmaya başlanıldı. Hani daha çabuk görmeye başladık abi. Aynen öyle. Hani offside mi değil mi, bir de net bir şekilde koyuyor. Birazcık tartışmaları hani VAR sistemiyle göz ardı etti. Bu da eklenince ikisi iyi birlikte oldu. Evet, evet. Zaman kazandıracak. Bence de iyi oldu. Ama biz yine de bizim ülke olduğu için birazcık yine zamana bırakalım bu teknolojiyi. Ya işte ben o teknolojiyi kötü kullanırsak, ben zaten hepsiyle ilgili fikrimi biliyorsun. Evet. Yani VAR sistemi falan. Biz de öyle kolay kolay uygulanacak şeyler değil bunlar ama ikisi bir araya geldiği için iyi oldu, o anlamda söylüyorum. Kesinlikle. Hızlandırdı biraz daha işi abi. FIFA'da kara tablo, Süper Lig'de mücadele eden 6 kulübe FIFA'dan transfer yasağı geldi. Açıklamaya göre Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor, Ankara Gücü, Kayserispor ve Samsunspor transfer yasağı aldı. Adana Demirspor'sa borcunu ödeyip cezayı kaldırdı. Samsunspor'sa kasa başvurup cezayı erteledi. Ya işte asıl meselemiz bunlar. Gerçek evet, mesele evet. Bu. Evet. Hani biz böyle hakem falan diyerek hani bu meseleleri aslında alnın altına süpürüyoruz. Asıl meselelerimiz bunlar. Bizim bir an önce bunu, şu sorunu çözmemiz lazım. Abi kesinlikle şuraya bak abi. 3 dönem transfer yasağı. Şimdi yani yanlış hatırlamıyorsam 1,5 sene anlamına geliyor. Aynen. Devre arası, aynen. Sezon başı, bir daha devre arası gibi. Yani abi biz ayağımızı yorgana göre bir uzatmayı öğrensek, bir de hep konuşuyoruz ya, biraz önce Ersun Hoca'nın söylediği gibi o alttaki ağırda akademiler kurup genç oyuncuları daha da çoğaltsak, bunları satabilme PR'ı için çalışsak, A takıma çıkarsak. Ama işte bunlar da biraz senin takımlarının Avrupa'da oynayıp başarılı olmasından geçiyor abi. Türkiye Ligi'ni izleyip şimdi Antalyaspor'un orada birinci diye isim veriyorum. Antalyaspor'un Türkiye Süper Ligi'ndeki maçını yurt dışında kaç kişi izliyor da oradaki oyuncuyu bir yollayasın. Hani bu işler kolay işler değil. O yüzden ligimiz izlenilir hale getirmemiz lazım. Bravo. Getirmek için çıktığımız bir yolda maçı da oynayamadık. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Hem izlenir hale gelmesi lazım. Yurt dışında da bizim ligimizin de yurt dışında izlenebilir, evet. Alınır, satılır bir ürün haline getirilmesi lazım. Kesinlikle. Burada ihale yaklaşıyor. Yayın ihalesi. Şimdi bakalım ne olacak, hani evet. Rakamların yükseldi. Kulüpler için, bak hiç kimse de için değil. Kulüpler için büyük bir sınav o ihale. Kesinlikle. Onu satacak şey o kulüplerin standartlarıdır. O kulüplerin marka değerine katkılarıdır. Evet. Sundukları şeydir. Evet.
Ama göreceğiz. Ama şu bir gerçek abi. Böyle olmaz ama. Bu seneki yayın ihalesinde kulüplerin elleri güçlü olmayacak gibime geliyor. Çok zor. Dediğin gibi sen iyi bir şey sunarsan karşılığını da istersin abi. Bu iş böyledir abi, yani. Evet. Hayatın rutinidir. Evet, Kayseri Spor logosu satılık icradan. Yani bir de bu sene iyi gidiyor Kayseri yani son maçlar hariç. Ya bu sorunu nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Bu sorun abi gelire göre gider yaparsan çözersin ya. Real Sociedad'ın başkanı abi maaş alıyordu ya kulüpten ya. Biz ise zengin illa 1 milyar dolar olacak da gelsin kulübü yönetsin para dediğimiz harcası. Sürece bu devam edecek. Bak. Ve bu arada kimse de para bırakmıyor ya kulübe, herkes alıyor. Tabii bak şu var ya bak asıl kara tablo. FIFA'da Türkiye 24 takımı 133 dosyasıyla ilk sırada yer alıyor. Ya. İlk sırada ne demek ya? Bak Çin ikinci sırada çünkü battı Çin. Lig yani. Evet. Futbol orada battı. Çok açıldılar onlar da. Karşılığını alamadılar. Ama ikinciler. Keşke iyi konularda da birinci sırada olabilsek. Biz güya batmadık ama birinciyiz. Esasında batığız da işte. Biz onu kapatmayı biraz iyi beceriyoruz. Ne batığı? Çukur. Ya. Fatih Terim'i Panathinaikos'u çeyrek finalde. Yunanistan Kupası son 16 turunda Panathinaikos normal sırası süresi 0-0 biten maçta Olympiakos'u penaltılar sonucunda 7-6 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Fatih Terim Panathinaikos'un başındaki ilk 5 maçında yenilgi almadı. Maşallah. Olympiakos galibiyeti hele var ya o. Abi keşke seyircili olsaydı. Seneyi garantiledi. He? Keşke seyircili olsaydı maç. Evet. İyi derbi. Evet. Seyirciler de iyi, çok ateşli maç. Hoca da sever öyle atmosferleri. Vallahi helal olsun, gitti hiç. Hemen adapte oldu. Biliyorsun Yunanca konuşmaya çalışıyor. Belli evet, oyuncular sevdi. 5 maçtır yenilgi almıyor. Öyle ya da böyle AYK'yla oynadı. 2 tane Olympiakos maçı oynadı. Kolay maçlar da oynamadı. Hadi ligin ilk maçında sonuncuya karşı oynadı. Galip geldi. O ayrı bir şey. Ama ilk maçtaki galibiyet de önemlidir. Vallahi hoca iyi başladı. İyi gidiyor. Hani şampiyon olmak istiyor. Kupayı da almak istiyor. Şu an ona karşı güven ortamı iyicene arttı orada. Canı gönülden başarıların devamını diliyoruz. Roma'da Mourinho'ya acı veda. Gene kovuldu Mourinho. Roma'ya 2022'de gelen ilk Avrupa Konferans Ligi'ni kazandıran ve geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ni finaline ulaştıran Mourinho için bu sezon parlak geçmedi. 9. sırada olan Roma son 5 maçta sadece 1 galibiyet aldı. Portekizli hoca son 5 takımı Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Tottenham ve Roma'da sezonu tamamlayamazken toplam 3.2 milyar lira tazminat kazandı. Az kazanmış tazminat. O ne ya? Üzüldün mü? 3.2 milyar TL tazminat. Çok üzücü. Şaka yazık. Gibi. Ama burada işte her zaman konuştuğumuz konu. Her maç final maçıdır bazı takımlarda. Hep başarılı olacaksın. Dün yoktur. Dünden birazcık kredin vardır. O kredi çabuk tükenir. Ne diyor? Konferans Ligi. Ki bu arada onun kurasını ben çekmiştim. O sezonu Roma kazandı. Avrupa, UEFA Avrupa Ligi finaline çıkan teknik direktör bu sezon kötü gidiyor diye gidiyor. İsmi evet, Mourinho da olsa. Evet. Bu böyle abi. Bu teknik direktörler. Böyle. Sonra hiç demesinler ben şu kupayı aldım da beni niye yolladılar. Büyük takımlardaki teknik direktörlük budur abi. Evet. Hep başarılı olacaksın. Juventus teknik direktörü Allegri demiş ki Kenan Yıldız gibi bir yetenek çok nadir ortaya çıkar. Maçlarda top kontrolü ve pasları müthiş. Rakip defans arkasına inanılmaz sarkıyor. Çalımları öldürücü, oyun aklı efektif. Koman'dan çok daha farklı. Kenan gelecekte daha çok gol atan bir oyuncu olacak. Koman'dan evet, farkını söyleyeyim. Bunların hepsini biz biliyorduk zaten. Koman'dan farkını söyleyeyim abi. Koman o Bayern Münih'teki Koman'dan bahsediyor. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. O adam bir hızlı tren abi. Hani 310 kilometre hızla gidiyor ya hiç hissetmiyorsun ki. Ben ta 2002'de binmiştim Japonya, Kore'de dedim şok olmuştum bu ne ya. Japonya, Shinkansen. Sallamıyor bile abi. 310'u ekranda gördüm bu ne dedim. Koman öyle bir şey yani uçuyor. Ama Kenan'ın o üç kişi arasından çıkmaları filan. Hoca bildiğimiz şeyleri söylemiş. Hocayı şu anlamda tebrik ediyorum ben. Kenan'ın saçını bir kesti, Kenan uçuyor abi. Bak saçını bir kesti, Kenan uçuyor. Milli takımda uçuyor, Juventus'ta uçuyor. Maşallah demek ya. Bir bildiği varmış. Yani.
Hocam geçen sene de kesmiş olsaydın o saçı görmedin mi o ara? Bir kesti uçuyor çocuk maşallah. Kenan Komutan, Kenan Komutan. Hep diyeceğim bunu. Serie A'nın 20. haftasında Monza'ya konuk olan lider Inter mücadeleden 5-1 galip ayrıldı. Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada 2 gol kaydetti. Milli futbolcu gösterdiği performansla haftanın ilk 11'ine seçildi. Milli evet. takımımızın kaptanı. Bir maç oynamadı, kazandık, hemen ortalık yıkıldı. Bu arada Inter'deki performansı milli takımda yok. Ama ben kardeşimi tebrik ediyorum. Ben de. 10 golü, 3 asisti falan var bu sene. Uçuyor abi. Takımının lideri oynadığında Inter başka bir oyun oynuyor. Yani helal olsun kardeşime. Bu arada da o Arap ülkelerinden teklif almasına rağmen Inter'de falan kalmayı düşünüyor. Ya milli takımımızın önemli oyuncularından biri. Baksana abi biz bak Hakan'ımız, Arda'mız, Kenan'ımız, Ferdi'miz, işte Kerem'imiz, Abdülkerim'imiz say say bitmeyen abi çok iyi. İsmail'imiz orta sahada. Semih Kılıçsoy bak belki gelecek. Saymadığımdan ya ooo Cengizler, İrfanlar hani sayıyorum. Montaigne'ye çok tatlı bir zorluk var yani. 23 kişiyi nasıl indirecek kadroyu merak ediyorum yani. Peki, geçen haftanın anketinin sonuçlarına bir bakalım. Süper Lig'de gelen 10 numara pozisyonunda oynayan en iyi yabancı futbolcu kimdi? Evet, Hacı Alex çekişmesi ekrana burada yansımış. 96 bin oy. Ciddi bir katılım gerçekleşiyor. Vallahi ve Hacı %47'sini alıyor oyların. Alex %42. Yani büyük bir çekişme olmuş hakikaten. Evet. Ya yani bir daha yapsak farklı da çıkabilir yani. Kanka. Yine sanki Hacı alır gibi. Alır mı diyorsun? Ya ben de mesela evet. O konuda Alex'e falan çok büyük saygı duymakla beraber hani sor sorar ben de Hacı diyorum hani. Ben de Hacı farklı derdim. Ya. Ben de Hacı o yani çünkü işin içinde abi UEFA Süper Kupa'da olduğu için öyle bir katkı. 4 sene üstü şampiyonluk. Evet. Türkiye Süper Ligi'nde zaten Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Trabzon. Şampiyon olan takımlar az çok belli. Ama Hacı UEFA Kupası'nı aldırma Süper Kupa olduğu için işin içinde... Yani ama bu çekişme de çok güzel olmuş. Peki yeni anketimiz. Süper Lig'de 10 numara pozisyonunda oynayıp damga vuran yerli futbolcu kimdir? Şimdi bir şey diyeceğim. Bakalım. Sergen abi oynadım, Tümer abi oynadım, Şifo abi oynadım, Arda kardeşimle de oynadım. Oğuz Hoca'yı da izledim. O da efsane bir futbolcuydu. Bende de merak konusu. Dördüyle oynadım ama. Ya buradan böyle hemen şöyle ilk bakışta seçebileceğin bir oyuncu var mı? İlk bakışta hemen abi, hızlı. Bende cevap yine var. Tamam peki. Sanki bizim gider pozitif bir, ayrımcılık yapmıyorlar abi, değil mi abi? Bu mu falan diyorum yani. Pozitif ayrımcılık yapmıyorlar değil mi? Sergen Hoca'nın fotoğrafını en üste koymak suretiyle yani. Mi diyorsun? He. Biraz öyle gibi görünüyor ama o işte sayfa düzeniyle alakalı bir şey ama yanlış. Evet. Yani sayfa düzeni. Dolayısıyla biraz pozitif ayrımcılık gibi oluyor. Pozitif ayrımcılık değil. Ayrımcılık bildiğin pozitif. Pozisyonu 10 numara pozisyonunda oynayıp damga vuran. Hani burada kariyer mariyer sorulmuyor. Kariyer sorulsa da cevabım belli. Ama şimdi iş biraz yeteneğe evrildi orada. Bakalım ne çıkacak. Merak konusu. Hepsi de birbirinden yetenekli. Ben senin kimi düşündüğünü de biliyorum. Evet. Evet. Biraz belli oldu değil mi? Tabii tabii. Sen de sanki oradasın ama. Benim işte böyle acaba çok az bir acaba var ama haftaya burada göreceğiz. Bak, o zaman biz kendi fikirlerimizle söyleyeceğiz. Güzel bir çekişme olur. Olacak. Evet. Ama biri yine bir %10-15 fark atabilir. Evet. Olabilir. Kolay gelmeyecek. Sonuçlar. Stadı değişiyoruz. Seyirci bir yere gelemiyor, o kadar destek, o kadar zor, yani kolay gelmiyor. Bir pozitif enerjiler nereden alacağız? Bir Instagram'dan mı alacağız sonuçta? Bir yerden almak lazım. Abi bir tercüme etmek istiyorum diyeceğim, ama, tercümeye gerek yok. Ama kendi tercümanı vardı. Özellikle. Abi o çok bomba. O Trabzonspor'da. O aynen. Değil mi? Başka bir İşte oradan aklıma abi geldi. Sence hangisi daha Türkçesi? Şota'nın daha iyi abi. Abi bak izlemeyenler izlesin öyle bir video var. Hani soruyorlar böyle biz diyor şöyle oynadık şunu yaptık. Bir Türkçe de... konuşuyor tercüme yapılıyor. Ama konuşanı anlamıyoruz. Tercüme edeni. Şota daha iyi konuşuyor. Ya çok renkli bir karakter. Zaten futbolculuğunda da hayran olduğum oyunculardan biriydi. Instagram'dan mı
enerji alacağız diyor. Abi şu var ya enerji içecekleri sponsor olsun bari. Da, abi be. Haklı stadı yok. Olimpiyata gidiyor. 5 kişiyle maç oynuyor. Bazen soğuk hava, rüzgarı. Tabii bize pozitif zor enerji lazım ya. Diyor taraftar. Evet. Taraftar desteği lazım diyor. Instagram'dan mı alacağız? Yok. Ya hocamız çok renkli ya. Muhteşem vallahi ya. Peki. Bitti programımız. Gelecek haftada Natspor Gazete'de yeniden birlikte olmak umuduyla. Hoşçakalın efendim.